Arkadaşlar, Manav Recep'in dükkanında meyve kasaları vardır. Kasalardaki hep birlikte sayalım. Birinci kasada 6, ikinci kasada 8 elma var. 6, 8 daha, 14. Manav Recep'in dükkanında 14 tane elma var. Şimdi de armutları sayalım. Birinci kasada 7, ikinci kasada 9 tane armut var. 7, 9 daha 16 eder. Manav Recep'in dükkanında 16 tane armut var. Bir de limonları sayalım. Birinci kasada 8, ikinci kasada 12 tane limon var. 8, 12 daha 20 eder. Manav Recep'in 20 tane limonu var. Bu taşın üzerinde 4 kaplumbağa var. Diğer taşın üzerinde ise 0 kaplumbağa. Toplam kaç tane kaplumbağa vardır? 4 kaplumbağa, 0 kaplumbağa daha, 4 kaplumbağa. 4 kaplumbağa ile 0 kaplumbağayı topladığımızda 4 kaplumbağa olur. Buzun üzerinde yürüyen 2 penguen vardır. Bu buzun üzerinde ise hiç penguen yoktur. İki buz parçası üzerindeki penguenleri toplayalım. İki penguenle sıfır pengueni topladığımızda iki penguen eder. Toplanan artı toplanan eşittir toplam. Sepetlerdeki yumurtaları toplayalım. Birinci sepette 3 yumurta var. İkinci sepette 4 yumurta var. 3 artı 4 eşittir 7. Bu işlemde 3 toplanan, 4 de toplanan 7 toplamdır. 6 balon, 2 balon daha 8 balon eder. Bir de balonların yerini değiştirerek toplayalım. Bakalım toplama işleminin sonucu değişecek mi? 2 balon, 6 balon daha, 8 balon eder. Sonuç değişmedi. Demek ki toplama işleminde toplananların yeri değiştirildiğinde sonuç değişmez. Şimdi ekrandaki toplama işlemlerini yapalım ve şekillere bakarak eksik sayıları tamamlayalım. 2 artı 4 artı 5 eşittir 11 eder. Şimdi sıra sizde. Ekrandaki şekillere bakarak sayıları yazın ve toplama işlemini defterinize yapın. Kavanozumuzda toplam 20 tane düğme var. Bunlardan 9 tanesi mavidir. Diğerleri ise sarıdır. Sarı renkli kaç tane düğmemiz vardır? Acaba 9 ile kaçı toplarsam 20 eder? 9 ile 11'i toplarsam 20 eder. Demek ki sarı renkli düğmelerin sayısı 11 imiş. Palyaçomuzun elinde 4 tane kırmızı, Diğer elinde mavi, toplam 7 top var. Palyaçomuzun elinde kaç tane mavi top vardır? Acaba 4 ile kaçı toplarsam 7 eder? 4 ile 3'ü toplarsam 7 eder. Demek ki mavi topların sayısı 3'müş. Hadi şimdi de siz palyaçomuzun elindeki toplara bakarak işlemde verilmeyen topları bulun ve defterinize yazın. 5 5 daha 10 eder. 6 4 daha 10 eder. Arkadaşlar, şimdi sıra sizde. Ekrandaki işlemleri defterinize yazın ve bilinmeyen sayıları bulun. Şimdi toplamı 20 olan toplama işlemleri yapalım. 11 çiçek 9 çiçek daha 20 çiçek eder. 14 kelebek 6 kelebek daha 20 kelebek eder. Şimdi ekrandaki işlemleri yapalım. Şekillere bakarak verilmeyen rakamı bulalım. 10 fındıktan 7 fındık çıktı. 3 fındık kaldı. Kalan 3 fındığa 2 fındık ekleyelim. 5 fındık oldu. 13 kelebekten 5 kelebek çıktı. 8 kelebek kaldı. 11 tane çikolatamız var. 8'ini yedik. 3 tane çikolata kaldı. Arkadaşlar, şimdi sıra sizde. Ekrandaki çıkarma işlemlerini yapın. Ve sonuçları defterinize yazın. Annem pazardan 6 tane patlıcan almış. Hepsini de yemek yaparken kullanmış. Geriye kaç patlıcan kalır? 6 patlıcan eksi 6 patlıcan, 0 patlıcan. 9 uçan balonum vardı ama hepsini elimden kaçırdım. Elimde kaç uçan balon kaldı? 9 uçan balon eksi, 9 uçan balon, 0 uçan balon. Arkadaşlar, şimdi sıra sizde. Ekrandaki çıkarma işlemlerini yapın ve sonuçlarını defterinize yazın. sevimli sincap yedi tane fıstığın birkaçını yemiş. Dört fıstığı kalmış. Bu sevimli sincabın kaç tane fıstık yediğini hep birlikte bulalım. Sincabımızın yediği fıstıkların sayısını bulmak için yediden dört kalıncaya kadar geriye doğru birer sayalım. Altı, beş, dört. Yediden dörde kadar üç tane sayı saydık. Öyleyse sincabımız üç tane fıstık yemiştir.